hoş geldin. Hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? İsmim Kerem, soyadım Akküs. Ankara'da okuyorum Hacettepe'de, İktisat bölümünde. Niye İktisat bölümünde okuyorsun? İktisat bölümünde okumamın sebebi şu olabilir aslında, babamın etkisi olabilir. Babam da iktisatçı, hı hı. O da Hacettepe Üniversitesi'nden mezun. Yani aynı bölümün yolcusuyuz aslında, o şekilde oluştu. Babam gibi mi olmak istiyorsun? Yani babam gibiden ziyade aslında böyle bir firmada çalışmak tercihimdir, öyle diyelim. Hangi bir firma? Daha firmayı tanımıyorsun bile ya. Yani bir emlak işiyle uğraşmak ilgi alanıma dahil bir şey olduğu için satış pazarlama üzerinden daha fazla yürümek istiyorum aslında. Neden? Nedeni daha sosyal bir iş olduğunu düşünüyorum. Mesela finans işinde çok başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü daha aktif, daha sosyal bir işte çalışmak beni daha mutlu eder diye düşünüyorum. Tamam, peki o zaman şeyi merak ediyorum. Aslında bu üniversiteye çok da bilinçli tercih yaparak girmedin anladığım kadarıyla. Baban istiyor, babanın yönlendirmesi diyelim. Yani ben biraz öyle oldu. Okurken ben bu okuldan mezun olsam ne yapacağım diye düşündün mü hiç? Yani bu aralar çok fazla kafa yorduğum bir şey aslında bu. İlk girdiğim zaman aslında iktisat bölümünden ben yürüyebilirim diye düşünüyordum. Ama okudukça bir de biraz da stajların da etkisiyle alanımın biraz daha dışında bir yerde çalışmayı tercih ederim diye düşündüm. Öyle diyeyim. Öyle, tamam, peki. Peki bana bir şey, yani ben hep şöyle soruyorum aslında konuşurken veyahut da. Bana beni güldürecek bir hayalinden bahsetsene, yani şu an kaç yaşındasın? Şu an 22 yaşındayım. 22 yaşındasın. Bir hayal kuruyor musun? Hayal kurmaya vakit ayırıyor musun? Yani hayal olarak komik olabilir mi? Anlatayım. Hayalin var mı yani? Ya hayalim var tabii ki ama mesela arkadaşlar arasında konuşurken daha önce mutfak alanına mesela ben çok ilgiliyim aslında. Ne? Mutfak? Mutfak alanına. Tamam. O konuda eğitim almadan önce arkadaşlarımla şöyle bir konuşma geçti. İşte Amerika'ya gitmeyi planlıyorum aynı zamanda. Tamam. Şeyi konuştuk. Amerika'da kumpir çok fazla yok. Yani o tarz bir işletme çok yoğun bir şekilde bulunmuyor Amerika'da. Belki böyle bir şey açabiliriz. Kumpire ismi altında mesela. Kumpire. Evet, Kumpire. Hani Kumpire'di ya. Burada mesela Kumpire pek yürümez. Ama mesela Amerika'da Kumpire'e gidiyoruz gibi bir şey oluşabilir yani. O yüzden tamam, güzel bir isim olarak duydum. Çok güzel. Kaç tane şubesi olacak Kumpire'ın? Valla şöyle başlayalım dedik. Ben aynı zamanda Amerikan vatandaşı olduğum için biraz o tarz işleri başlatmak daha kolay olur diye düşündük. O yüzden New York'ta bildiğim için New York'ta başlamak güzel bir seçenek olur diye düşündük. New York'un neresini biliyorsun? New York'ta downtown'ı iyi bilirim diyebilirim. Harlem'i çok bilmiyorum ama Harlem'de daha iyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında New York'tan sonra Chicago, Los Angeles o tarz yerleri düşünüyoruz. Ama başka şöyle de bir fikrimiz var. Karavan şeklinde yapabiliriz bu işi. Tamam. Bu da bizim çok daha fazla mobil ve çok daha fazla insana ulaşma şansını doğuracak. Peki Kumpire için bir logo düşündünüz mü? Nasıl bir logosu olacak? Şöyle bir logo olacak. Ya tabii ki bu arkadaşlar arasında konuşulduğu için ve gecenin geç vakitlerinde konuşulduğu için biraz garip şeyler çıktı ama. Tamam. Fon sarı olacak diye düşündük. Yazılar siyah. Kumpire'ın yanında da Empire State Building'in yanında da iki tane pişmiş patates gibi bir komik bir slogan şey yani, düşündük. Anladım. Yani böyle uzun bir direk, altında da iki tane top olacak. Aynen öyle. İkisi de patates olacak yani. Patates. Biz ona patates demiyoruz ama hadi bakalım sen ona patates de. Peki tamam, süper. Güzel bir hayal. En azından bir hayalin oluyor olması beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Teşekkür ederim. Peki o zaman bu hayalini yakalamak için, bu hayaline gitmek için sana ne lazım? Ya bana her şeyden önce bir ilerlemek istediğim alanda bir tecrübe lazım. Yani Kumpire, patates konusunda. Ya daha doğrusu gıda sektöründe bir tecrübeye ihtiyacım var. Yok, bence hiç tecrübeye ihtiyaç yok. Alt tarafı bir patates, içine koyacağın iki tane turşu. Ya yani. Şey aslında bu, ya insan bir anket falan lazım. İnsanların görüşünü almak lazım. Bir piyasa araştırması yapmam lazım. Acaba başka yerlerde, benim bilmediğim yerlerde satılıyor mu? Durumu ne? Yani İnsanlar tercih ediyor mu? Bunları yapmak için sana ne lazım? Yani bunları yapmak için eğitim lazım diyebilirim yani. Eğitim, başka? Eğitimin dışında girişkenlik lazım en başta. Girişkenlik lazım, var mı? Girişimci ruh lazım diyorsun. Yani. Evet, girişimci ruh var olduğunu düşünüyorum yani. Düşünüyorsun. Başka bir şey lazım mı? Yani para, kesinlikle para lazım da. Para lazım. Ne kadar para lazım? Yani aklımızda
çok büyük bir yer açma gibi bir fikir olmadığı için çok büyük bir meblağa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bir 50 bin dolar kadar falan bir fiyat biçtik aslında bu işe. En azından bir restoran için. Tamam. Peki, o zaman bizim öncelikli olan bir hedefimiz var mı? Yani şunu diyebilir misin sen? Bunu bir hedef cümlesi haline getirsen. Ben şu kadar zaman içerisinde 50 bin dolar para yaratarak Kumpayır şirketini Amerika'da kurmak istiyorum. Ne kadar zaman içerisinde 50 bin dolar yaratman lazım? Ne kadar zaman içerisinde? Bir sene içerisinde 50 bin dolarlık bir meblağa ulaşırsam o zaman bunu kurmak için, yani daha doğrusu ne kadar hızlı yaparsam o kadar iyi. O yüzden bir sene güzel bir zaman olduğunu düşünüyorum. Tamam, süper. Şimdi seni bir sene ileriye götürüyorum. Cebine 50 bin dolar parayı koydum. Tamam. Kumpayır'ı kurduk. Ben de ortak oldum size. Tamam. Ondan sonra o Kumpayır kurduktan bir sene sonra ne oldu? Bana bir onu anlat. Bir sene sonra ne oldu? Hayalimi anlatacağım herhalde. Bilmiyoruz. Baktık mı yani? Hepimiz döndük, aldık paraları cebimize, geri mi döndük? Veya bir de borçlandık mı devlete, vergileri ödeyemedik? Ya, ne oldu? Bana kalırsa bir senenin sonunda artık başka yerlere açmaya hazır hale geldik. Tamam. Başka şehirlere açmaya hazır hale geldik. Okay. Açtık, paraları koyduk. 2 sene sonra, 5 sene sonra Kumpayır ne oldu? Biz bir franchising'e dönüştürebilirim mesela bunu. Paraları kazandık, sonra o paraları ne yapacağız? Ya o paralarla Kumpayır'ın dışında başka yatırım işlerine de girmek isterim. Sadece tek bir yönde olmak istemem. Yani başka yönlerden de yatırım... Parayı nerede harcayacağız? Parayı niçin kazanıyoruz? Yani parayı yatırım yapmak için kazanırım ilk başta. Zaten sonrası geleceği için öyle düşünürüm. Nasıl gelecek sonrası? İş başarılı olursa neden gelir elde etmeyeyim yani bundan? Yatırımın dışında gelir de elde etmiş olacağım bu şekilde. Tamam, sonuçta ben para odaklıyım diyorsun yani. Ya para odaklı, aslında memnuniyete daha çok odaklı olurum. Gıda sektörüyle zaten ilgili olduğum için. Yani para odaklı diyemem kendime. Çünkü zaten ben eğer işimi doğru yaparsam o zaten bana bir getiri sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tamam, peki Keller Williams'ı duydun. Bu ilk 50 bin doları kullanırken Keller Williams'ı bir basamak olarak kullanmak istiyorsun? Yani evet, Keller Williams'ı bir basamak olarak kullanmak isterim. Tamam. Basamak olarak kullanmak için, bu 50 bin doları kullanmak için de buradaki sistem modelleri mi kullanmak istiyorsun, uygulamak istiyorsun? Yani evet, buradaki sistemleri kullanmak isterim. Başka bir bilgi, yani şeyin var mı? Yani bu olmasa, şu olsa, şu olur diyebileceğin bir şey var mı aklında? Nasıl yani? Keller Williams olmasa, ben gayrimenkul işi yapmasam, başka bir iş yaparak da bir yılda 50 bin dolar kazanabilirim diyebileceğin bir alternatif iş planı var mı aklında? Yani ben sanmıyorum öyle hızlı bir şekilde para kazanmak bu dönemde, özellikle nereye giderseniz gidin bayağı zor bir şey. Ama hem yani sermaye. Efendim? Hem de sıfır sermayeyle, değil mi? Yani sıfır sermayeyle gerçekten zor bir şey, evet. Tamam, süper. Peki o zaman gayrimenkul işinin doğru bir iş olduğuna karar verdim. Şimdi bizim bir amacımız var aslında. Türkiye'de bilhassa bu gayrimenkul işi genellikle şey olarak bakılıyor. Yani daha önce başka bir iş yapmış, batmış ve hiç parası kalmamış, o yüzden emlakçılık yapmak istiyor. Veyahut da emekli olmuş, zaten artık yaş itibariyle başka bir yerde çalışamıyor, o yüzden emlak işi yapmak istiyor. Ama biz aslında gençlerin içindeki potansiyelin farkındayız ve gençlerin bu işi gençler tarafından tercih edilebilen ve yapmak istenecek bir iş olarak konumlandırmak istiyoruz. Yani sen aslında bunlara iyi bir örneksin. Çünkü sen kendin geldin, bizim kapımızı çaldın. Ben genç bir adamım ve emlak işi yapmak istiyorum. Bunun nasıl yapılacağını bize öğretin dedin. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Peki. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. O zaman kısa bir süre sonra başlıyor olacağız. Ben seni gerekli yerlere yönlendiriyor olacağım. Ve inşallah bir yıl içerisinde kendine hedef koyduğun 50 bin doları kazanıp Kumpayır şirketinin ilk temellerini atarsın. Umarım. Peki buradan gençlere, buradaki fırsatı gördün, buradaki bu paranın kazanabileceğinin farkındasın ve gençlere buradan bir tavsiyede bulunmak ister misin emlak işiyle ilgili? Yani şöyle, kendini pazarlama ve satış üzerine yoğunlaştırmak isteyen insanlara Keller Williams'ı önerebilirim. Önerebilirsin. Neden öneriyorsun Keller Williams'ı? En başta aslında şöyle oldu. İş teklifi şöyle geldi karşıma. Bir maille geldi aslında. Yani
sizin aramanıza çok fazla gerek yok. Zaten onlar sizi buluyor. Ve eğer siz de bu işe uygunsanız gayet güzel bir şekilde sizi bilgilerle besleyebilirler yani. O yönde gerçekten önerebilirim Keller Williams'a. Tamam. O zaman ne diyorsun gençlere? Bir çağrı yap gençlere. Herkes Keller Williams'a gelecek. Bir daha söyle. Herkes Keller Williams'a gelecek. Ne için gelecek herkes Keller Williams'a? Para kazanmaya gelecek. Para kazanmaya gelecek. Ne kadar zamanda? Bir sene içerisinde 50 bin dolar kazanmaya gelip kumpayır gibi işler kurmaya gelecek. Evet, süper. Hepinizi bekliyoruz gençler. Teşekkürler. Sağ ol, merci.